TOKİ bölgesinde gördüğünüz eksikler neler acaba? Bir başta yabancılar. Yabancılar çok. Yani çok yüklendi bu tarafı yabancılar. 5 milyarlık kiralar 15 milyara çıktı onların yüzünde. İkincisi işte araç sıkıntısı var. Geliyorsun saatlerce bekliyorsun. Üçüncüsü bazı yerlerde durak yok. Yaşlılar var, sakatlar var. Güneşte şeyde duruyor. Eksik çok yani hangisini söyleyeyim? Valla buradaki sıkıntılarımız doğru, binalarımızda bir şey yok çok şükür. Ama biz isterdik ki şunu belediye yapsın. Bak biz buraya şunları yapıyor, etraflarını çeviriyor. Ha buralarda biraz hırsızlık olayı oluyor. Güvenlik zafiyeti var. Burada oturan insanların zaten %70, %80'i gaziler, basın, gazeteciler. Biz bunu belediyeye çok yazdık. Yani Selahattin Gürkan'a çok yazdık. Ha inşallah Sami Er de bize yardımcı olacak bu konuda. İnşallah. Ya bakın şuradan bu tarafta dünya kadar ev var, dünya kadar insan var. Adam burada iniyor, elinde poşetlerle ta oraya kadar gidiyor. Yazık günah yani. Yazık günah yani. Şuraya bir hatın girmesini istiyor. Buna minibüs olur, otobüs olur. Ama otobüs olsa daha iyi olur. Yani burada bir hatın girmesini istiyor. Ne yapsın? Buradan girsin, ay ışığında dönsün veya ay ışığından girsin, böyle çıksın. Ama bize bir otobüs şeyi temin etseler iyi olur. Yani vatandaş bayağı bir, şu tarafa bir bakın. Dünya kadar ev var abi. Bir şehir buraya gelmiş yani. Eksiklerimiz çok. Yani bizim burası TOKİ olduğu olalı, TOKİ ne yapmışsa o şekilde kaldı. Yani hiçbir çivi çağırmadı bizim buraya. Yani bizim burada parklarımız sıkıntılı. Ondan sonra yeşil bir alanımız yok. Hani ailece gidip de böyle hani çocuklarla giden bir çayımızı içecek, öyle bir yerimiz, nefes alacağımız bir yerimiz yok. Sıkıntı, altyapıdan zaten geneli sıkıntı. Mesela bizim buna kanalizasyonlar mesela o TOKİ'nin içinde gezemezsin. Hepsi kokuyor böyle yazın, özellikle yazın. Koku da geçilmiyor. Ondan sonra logarlar sürekli patlıyor. Burada direkt devlet hastanesine bir otobüs. Bunu özellikle istiyoruz biz mesela. Bu da sıkıntı. Adam buraya hastaneye gidebilmesi için 4 tane araba değişiyor. Yani şu yolumuz açılsa şurada Farikan'a bir bağlantı yolumuz olacaktı burada. Açıldı 6-7 yıldır daha o yol bir türlü açılmadı. Bu yol bir açılsaydı ise burada direkt devlet hastanesine gidecek olan devlet hastanesine. Ondan sonra sanayiye giden sanayiye, işte atayım AVM'ye gidecek olan AVM'sine gidebilir. Yani her tarafa gidebilir. Yani bir otobüs, iki otobüsle işi bitirecek. Yani ücretlerden dolayı milletin sürekli verecek durumu yok. Hastaneye bir gideyim, buradan hastane 130-140 yazıyor. Bir de gelişi var. Direktmen yol açmışlardı, yarıda bıraktılar. Yani akşam karanlık olduktan sonra çocukları korkar gibi bir yere gönderek bir ya da biz çıkar. Çok aşırı çok. Bunlara bir yani el atmaları lazım, toplamalar lazım, barınağa götürmeleri lazım. Ha barınağa götürüp de inle vurup da kısırlaştırıp göndermesin. 43 mahalle daha rezerve alanına girdi. Ortalama 6000 ev daha yıkılacak. Az değil bu rezerve alanı. Burada oturanlar var. Bunlar nereye çıkacak? Kira arayacaklar. Kira bulamayacaklar. Buldukları da felaket yüksek fiyat olacak. Yani bunun önüne geçmesi lazım şimdiden.